Evet dostlar, merhabalar. Bugün sizlere Commerzbank'tan nasıl banka hesabı açılacağını göstereceğim. Almanya'da Commerzbank bildiğiniz gibi yaygın bir banka. Ayrıca Commerzbank'ın bir iyi yanı da dostlar, Deutsche Bank ve Postbank'la ortak ATM'leri kullanabiliyorsunuz. Commerzbank bulamadığınız yerden Deutsche Bank ve Postbank'tan para çekebiliyorsunuz. İyi bir yanı, ayrıca internet bankacılığı, EFT, havale filan bedava. Ayrıca yıllık ya da aylık bir kart ücreti, hesap ücreti sizden kesmiyor. Tabii ki bazı şartları var Commerzbank'ın. Benim aşağıda gönderdiğim linkten banka hesabı açarsanız size de 50 euro bir Startguthaben, yani bonus verecek. Bunları sağlamak için tabii aylık olarak hesabınıza 700 euro girmesi gerekiyor. 700 euro'nun girmesi demek, yani bunu bir maaş olarak, maaş hesabı olarak tanımlamanız yeterli. Bu kadar. Artı tabii Almanya'da birçok ödemeyi banka hesabından yapıyorsunuz. Banka hesabından yapmak demek, yani banka hesabınızı veriyorsunuz. Atıyorum elektrik faturanız kesiliyor. Atıyorum telefon faturalarınız banka hesabınızdan kesiliyor. Bunları da Commerzbank'a bağlarsanız bu bonusu kesin garantilersiniz. Ama hemen tabii yatmıyor bu bonus. Bir 3 ay boyunca aktif olarak hesabınızı kullanmanıza bakıyor. Neyse, ben konuya döneyim. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Avantajlarını, dezavantajlarını görürsünüz zaten. Şey yapınca, banka hesabınızı açınca. Burada title kısmını boş bırakabilirsiniz. Buraya her dedim ben, Oğuzhan olduğum için. Buraya forname, yani isminizi yazacaksınız. Atıyorum Oğuzhan dedim. Buraya nahname. Buraya da ben şimdilik bunu sanal olarak açtığım için sanal soyad, yani aslında açmayacağım, ilerletmeyeceğim çok fazla. Buraya atıyorum 2000 demeyelim de 1983 diyelim, 1 November. Geburtsort, işte pasaportun. Bak, bu bölgeler şöyle çok önemli. Geburtsdatum, doğum tarihiniz. Geburtsort, doğum yeriniz. Doğum tarihi ve doğum yerinizi mutlaka ve mutlaka pasaportta nasıl yazıyorsa öyle yazın. Buraya ne diyelim? Giresun yazalım. Geburtsland, bu ülke. Türkiye seçelim. Geburtsname, bu doğum adı. Bayanlarda bu farklı olabilir. Genelde erkeklerde biliyorsunuz değişmez. Yani kızlık soyadı gibi düşünebilirsiniz. Evlenmeden önceki soy ismi. Staatsangehörigkeit, yani bu vatandaşlık, vatandaşı olduğu ülke. Buna da Türkiye diyoruz. Şu anda Türk vatandaşı olduğumuz için. Steuer ID, bunu boş bırakabilirsiniz. İlk Almanya'ya geldiğinizde hemen öyle 2 günde, 1 günde gelmez Steuer ID. Birkaç hafta bile geçebiliyor bazen. Ama hemen almak istiyorsanız Steuer ID'nizi Finanzamt, en yakın bulunduğunuz, bağlı bulunduğunuz Finanzamt'a gidip Steuer ID'nizi alabilirsiniz. Ama postayla gelecektir zaten. Beruf, buraya Angestellter, yani masa başı iş. Eğer kendinize ait bir işiniz falan varsa onu da seçebilirsiniz. Ohne Berufsgabe derseniz de, yani bir iş bildirmek istemiyorum diyebilirsiniz. Arbeiter derseniz Handwerker, yani bu elle, vücutla yapılan işler, yani bedensel yapılan işler. Yanlış anlaşılma olmasın. Neyse. Ben Angestellter dedim. Burada Keine Angaben deyip geçebilirsiniz. Önemli bir şey değil o. Informationen zu erwartenden Kontoumsätzen, welche regelmäßig monatlich Geldeingänge erwarten Sie auf dem Konto diyor. Yani ne kadar zaman, ne kaç para girecek filan gibi aylık olarak. Yani buraya atıyorum 2000-3000 euro arası girecek. Welche regelmäßigen Bargeld Auszahlungen. Yani bu ne demek oluyor ki arkadaşlar? İçeri ne kadar girecek ve çekeceksiniz Bargeld olarak, yani nakit para olarak, bir hesaptan değil. Ya bu da arkadaşlar, bunu artık 1500 euro falan, nakitin pek geçerliliği Almanya'da da yavaş yavaş kalkıyor. Onu da öyle seçersiniz. Ama çok önemli değil buradaki seçtiğiniz tutarlar. Bu sadece, yani sizden bir ortalama bilgi arıyor. Kesin bir şey almanıza gerek yok. Bu, ama burası çok önemli arkadaşlar. Ha, bunu da seçmeyin. Amerikan vatandaşı değilseniz burayı seçmeyin. Amerikan vatandaşı olanlar beni izlediğini pek sanmıyorum açıkçası.
Bu sizin kontak dağıtınızın bu kısım. Yani adresinizin bütün postanın değil yani bankanın göndereceği evraklar posta yoluyla bu adresinize gelecek, posta kutunuza atılacak. Soy isminizle aynı olan bir posta kutunuzun olması şart. O yüzden buraya ben 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum. Von ortada. Puchheim biliyorsunuz zaten. Onu artık ezberlediniz. Strasse'de sanal Strasse numara 1 diyorum. Deutschland von Haftzeit. Ne zamandır burada oturuyorsunuz? Bu önemli. Buraya 2016 falan diyelim. Mobil numa. Burası da önemli. Bu cep telefon numaranız. 0123456789. Buraya e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Çok önemli. E-mail ile ve telefonla pek bir şey halletmiyor bankalar. Genelde posta yoluyla hallediyorlar ama yine de yazın. Arada gmail.com diyelim. Wiederholen. Tekrar edin. Attım. Bunu seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir depot. Direkt depot eröfnen derseniz bu şey demek. Finansal bir şey hesabı, yatırım hesabı gibi bir şey bu. Online banking. Gördüğünüz gibi Benutzername diyor. Yani online bankacılık kullanıcı adı. Wunschpin. Bu da online banking için pin numarası. Bu arada sadece pinle girilmiyor bankaya. Phototan denilen özel bir uygulamayla giriliyor. Phototan uygulaması için de size ayrıca postanıza yani posta adresinize bir barkod gelecek. Özel bir barkod sizin adınıza. O barkodu kullanarak Phototan uygulamanızı aktive edeceksiniz. Geri kalanda hiçbir şey yok arkadaşlar. Geri kalan her şeyi tıklayabilirsiniz. Personlich Angaben, Übermittlungsdaten, bilmem ne, kooperasyon. Bunları tıklayabilirsiniz. Bunlarda bir şey yok. Buraya da tıklayın. Size bir PDF ve IBAN oluşturacak bundan sonra. Ben ilerletmiyorum tabii ki. O IBAN'ı ve PDF'i print edip imzalıyorsunuz dostlar. Daha doğrusu IBAN'ı imzalamıyorsunuz. PDF'i print ediyorsunuz. En arka sayfasındaki bölümü imzalıyorsunuz. Bankaya götürüyorsunuz. Hangi bankaya? En yakın Commerzbank'a. Eğer Commerzbank yoksa postaneye gidiyorsunuz pasaportunuzla beraber. Postanedeki görevli, postane dediğim DHL Post Filiale'ye gitmeniz lazım. DHL Post Filiale'de oradaki görevli sizi pasaportunuza bakıyor. İşte bu anlaşmadaki isme bakıyor. Sizi identifizieren yapıyor. Yani sizin siz olduğunuzu onaylıyor. O şekilde postayı gönderiyor. Ücretsiz bir şekilde postayı gönderiyorsunuz. İmzalamanız %100 gerekmektedir. Ondan sonra da hesabınız hemen açılıyor neredeyse birkaç gün içinde. Tek uzun süren postanın gelmesi. Postaların gelmesi de bir hafta, maksimum iki haftada geliyor. Banka kartı gelecek. Banka kartının şifresi gelecek. Değiştirebiliyorsunuz şifreyi. Artı bir de barkod gelecek. Bu internet bankacılığında kullanılan uygulamanın, Phototan'ın barkodu gelecek. O barkod sayesinde de internet bankacılığını aktive edip, login olup internetten her şeyinizi hallediyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yani şartları yerine getirdiğiniz müddetçe Commerzbank tamamen ücretsiz. Yani ben mesela arkadaşlar şey için kullanıyorum Commerzbank'ı. Bütün işlerimde kullanıyorum. Ve şu ana kadar benden hiçbir ücret kesmedi. Ama tabii dediğim gibi maaş hesabını falan buraya tanımlayın. Arada bir para yatırın, para çekin, aktif bir şekilde kullanın. Yani ödemelerinizi buraya tanımlayın derim. Başka söyleyeceğim ne var? Gelen mektupların hepsini saklayın. Bir dosya oluşturun banka diye. Orada saklayın. Yani zamanı gelir o mektuplar lazım olur. Sakın atmayın. Biliyorsunuz Almanya'da evraklar önemli. Bir her evrağın 4-5 sene saklanması gerekiyor diye söyleniyor. Şu ana kadar ben de sakladığım evraklar oldu. Tamam reklamları falan saklamadım ama reklam olmayan önemli evrakları sakladım. Ve bu da bayağı bir sıkıcı bir iş. Şimdiden söyleyeyim. Kendinize dikkat edin.
Videoyu beğendiyseniz beğenin. Banka hesabı açmak istiyorsanız bana e-mail atın. Çünkü aşağıdaki linkten dedim ama aşağıdaki linkten değil. Özel olarak herkese benim davet göndermem gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir sistem yapmışlar. O sebeple davet isterseniz sevinirim. Ha, davetsiz ben açacağım derseniz de canınız sağ olsun, çok sorun değil. Ama davetle açarsanız hem size hem bana faydası oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.